Burası olsun. Buyurun, ne vardı? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle ürünleriniz vardı, görmek ister misiniz? Yok, istemem. Ne oluyor ya? Yürü. Geç. Geri geç. Şuraya. Yat. Nerede atınlar, söyle. Söyle. Ya Ömer, ne yapıyorsunuz? Ulan. Yok mu lan evde başka bir şey? Para, pul, altın. Nerede? Çabuk söyle. Ya. Öldürürüm vallahi. Çabuk. Konuş lan. Söyle. Nerede altınlar? Demek söylemeyeceksin. Söylemeyecek misin? Öldür şunu. Lütfen yapmayın. Yapmayın lütfen. Hadi yürüyün.
onları. Kimse yok peşimizde. Tozumuzu yuttular. Tozumuz göklerine kaçtı galiba. Bu yol nereye çıkıyor? Biz neden buradayız? Bilmiyorum. Koyayım. Kimdi o ya? Anlayamadım şimdi. Herifin birisi sik gibi karşımıza çıktı. Allah kahretsin. Tam da sırasıydı şimdi. Lanet olsun. Lanet olsun ya. Neden çalışmıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Delireceğim yani. Ne oldu bu arabaya ya? Bu bir adım daha gitmez. Nereden gidiyoruz? Bu yolun sonu görünmüyor. Şuradan gidelim. Ne işimiz var ormanda? Yola çıkalım. Gerizekalı. Polisler yolu çevirmiştir. Ormanda saklanmamız lazım. Yeter artık ya. Ağzıma sıçıldı. Polis yakalarsa asıl o zaman görürsün sıçmayı. İçine bir şey mi kaçtı ha? Çok korkuyorum. Ne olur buradan gidelim. Tabii. Ne oldu? Ne var? Periler mi var? Olsa da alemi yapsak. Hava kararıyor. Geceyi geçirecek bir yer bulur.
Bir içeri bak. Kimse var mı? Dikkatli olun. Aa, burada bir de yatak var. Kara atmak için ideal bir yer. Geceyi burada geçirelim. Ama çok korkuyorum. Korkma güzelim. Burada kimse bir şey yapamaz. Biri gelirse o bizden korksun. Bu hıyar ilk defa doğru söylüyor. En iyisi sırayla uyumak. Bebeğim, ilk sen uyu, dinlen. Biz nöbetteyiz, tamam mı? Tamam. Hadi. Burası ne böyle ya? Neresi olacak? Manita atmak için ideal bir yer. Sen istersen kızı rahatlat, ben başınızı beklerim. Bırak kızı rahat rahat dinlensin ya. Thank you.
Çabuk. Ne oldu? Neyin var? İyi misin? Ne oldu kız? Kulübeye adam mı attın? Kimdi o çıkan? Gerizekalı! Bir şey bana saldırdı. Ne saldırdı? Ne oldu? Karabasan gibiydi. Görmediğim bir şey bana tecavüz etti. Ya ne saçmalıyorsun ya? Oğlum bak kız rüyalarında bile başka heriflerle yatıyor. Aptal ya! Kapa çeneni gerizekalı! Nasıl? Bari hoşuna gitti mi? Rahatlatabildi mi ha? Sikeceğim Beran'ı. Çık lan dışarı. Çık! Çık! Tamam. Tamam ağlama hayatım. Tamam. Karısı. Rüyasında bile onunla bununla sıkışıyor. Yok karabasanmış, yok neymiş. Heh. Yok mu bu karabasanın dişisi? Hadi gelin, emmeli gömmeli. Ateş edip duruyor geri zekalı. Polisleri başımıza toplayacak aptal herif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nedir bu ya? Ne oldu bana? Allah'ım, Allah'ım yardım et. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Yardım edin. Yardım edin. Lan Caner! Amına kodumun gerizekalısı! Oyun oynamanın sırası değil, çık ortaya! Caner! Neredesin? Ulan piç! Çık ortaya! Hissettin mi? Birden üşüme geldi.
Caner! Dur. Yılışma lan. Dur. Ne oldu? Şu halime bakın. Siktiğim şey beni öldürecekti. Simsiyahtı. Sik gibi yuvarlaktı. Ama boyu 3 metre vardı. Oğlum ne siyah şeyi lan? Yılan gibi bir şeydi. Havada uçuyordu. Sen yılan falan görmüşsündür herhalde. Ama boyu 3 metre vardı. Nasıl yani havada uçuyordu? Ne bileyim. Öyle bir şeydi işte. Havada uçuyordu. Gidelim buradan. Burada bir şey var. Önce bana saldırdı, sonra Caner'e. Yok. Bana tecavüz etmedi. Biz arabayı nerede bırakmıştık? Buradan gideceğiz. Sikseler oradan gitmem. Buradan gidebiliriz. Nereye? Oradan gitmem. Sen siktirdin. Beni de mi siktireceksin? Oradan gitmem. Denizden gidelim. Ulan gerizekalı. Bak bakalım gidebilecek bir yer görüyor musun? Koskoca uçsuz bucaksız denizi nasıl geçeceksin? Yüzerek mi? Başka çaresi yok. Gidilecek tek yer orası. Hadi çocuklar hadi. Gerizekalı bu dağ başına bu evi yapmış olabilir ki? Görünüşüne bakılırsa uzun zamandır buraya kimse gelmemiş. Baksanıza kilit bastı.
Buranın mutlaka bir arka kapısı olmalı. Başka bir yerde açık bir yer varsa oradan cereyan yapmıştır. Şuraya bakın. Tam saklanabileceğimiz bir yer. Polis ömür boyu arasa bizi bulamaz. Süper ya. Tam bize göre burası. İstediğimiz kadar burada kalabiliriz. Kimse de bizi bulamaz. Harika ya. Burayı bizim için dayayıp döşemişler. Biz rahat edelim diye. O bizlere bir kıyak yapıp da bir yerlere içki bıraksaydı da kafayı çekseydik. Biz seninle bir üst kata çıkalım. Burası nasıl bir yermiş görelim. Hadi. Falan ne? Şuraya baksana. İstanbul'dayız ama ortada ne bir ev ne de bir yol var. Kuş bile uçmuyor. Havadaki sessizliğe bakar mısın? Böcek sesi bile yok. Sanki insan ayağı basmamış bir yerdeyiz. Her taraf çalı ve kayalık. Nasıl geldik biz buraya? Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun hayatım? Neyi hayatım? Hangi gerizekalı bu kuş uçmaz kervan geçmez yere ev yapmış? Onu merak ediyorum. Neyse bırak bunları. Etrafı iyice arayalım. Yiyecek bir şeyler bulalım hadi. Çanta. Az önce buraya koymuştum. Sik kafalı, ne dolaplar çeviriyorsun? Çanta sendeydi. Nereye sakındın çantayı? Yemin ederim. Konuş, seni burada gebertirim. Yemin ederim oradaydı. İçeri girdiğimizde oraya koymuştum. Hepiniz gördünüz. Amına kodumu. Kuş olup uçmadı ya. Siktirme belanı. Nereye sakladın? Yapma. Biri bizi takip etmiş olmalı. Fırsatını bulunca da çalmıştır. Hangi orospu çocuğu aldıysa uzağa gidemez. Biz 7 kişiyi bu salak altınları çaldırsın diye öldürmedik. Şimdi her tarafa dağılıyoruz. Her çalının, her kayanın arkasını arıyoruz. Bulacağız onu, bulacağız. Bulduğunuz yerde kafasına sıkın. Yürü lan, yürü. Yürü, gerizekalı yürü. Mınak koyacağım. Kim aldı lan bu çantayı? Aa!
Amına koyayım. Bütün sikler de beni buluyor ya. Ulan gerizekalı! Nerede atınlar? Biri bizimle dalga geçiyor. Anlayın artık. Saçmalamayın. Suçlu aramaktan vazgeçin. Mutlaka bizi biri buraya kadar takip etti. Altınları çaldı. Biz burada yalnız değiliz. Bana bak oğlum. Eğer altınları bulamazsak var ya... benden çekeceğim var. Altınlar umurumda değil. Bir an önce şu lanet polisleri atlatıp eve gitmek istiyorum. Altınları bulup buradan gitmeliyiz. Evime hoş geldiniz. Altınlar sende mi? Sen mi aldın? Nerede altınlar? Ay benim altınla parayla işim olmaz. Ben öyle şeylere hiç değer vermem. Altınları bulmamız gerekiyor. Ve bu pislik içindeki evden bir an önce kurtulmak istiyorum. Yorucu bir günün ardından. Güzel bir akşam yemeğine. Ne dersiniz? Allah derim. Ne derim? Aklından neler geçiyor? Sana bütün istediklerini verebilirim. Yemekler soğumadan sofraya oturalım. Evde bazı sesler duyduk. Sen miydin? Onu buraya mı getirdiniz? Akıllı bir kadının Allah'ın zikrettiği bu dağ başında ne işi olabilir? Hepsi sizin için. Hadi durmayın. Başlayın yemeğe. Hadi hadi. Hadi.
Bayılırım etli pilava. Tadı da çok güzelmiş. Neydi bu? İnsan eti. Yok yok, şaka şaka. Tavuk eti. Pilav da benim. Özel tarif. O siyah şey neydi? Nereden gördünüz onu? Bize saldırdı. Onu içeri mi aldın? Burası benim evim. Buraya giremez. Bu kadar oyun yeter artık. Bu sürtük bizimle oyun oynuyor. Bence altınları da o aldı. Şimdi de dalgasına geçiyor. Geberteceğim onu. Sen görürsün. Buraya gelmek ha? Buraya gelmek. Düzel. Amonca altınları verecek. Bana bak çatlak karı. Bizimle oyun oynamaya gideriz. Altınlar nerede? Bana bak çatlak karı. Benimle oyun oynamadan her soruya doğru cevap vereceksin. Yoksa seni kıtır kıtır keser, parçalara böler. Bu lanet yerde yalnız başına bırakırım. Deli lan bu karı. Ses aşağıdan geldi. Bana bak Allah'ın delisi. Son kez soruyorum. Altınlar nerede? O siyah şey neydi? İnanın sizin altınlardan daha büyük bir sorununuz var. O altınlar size yardım edemez. Ne sorunu? Ne demek istiyorsun sen? Sizi buradan ancak babam kurtarır. Kendinizi babama teslim edin. Ona sığının. Babanın amına koydurtma şimdi. Altınlar nerede? Burası ne kadar garip bir yer. Boşuna aramayın altınları. O almıştır. Kendinizi babama teslim edin. Ona sığının. Git buradan. Buraya girmeye hakkın yok. Burası benim evim. Bana karşı koyamaz. Onların ruhu babama adandı. Her an geri dönebilir. Babama sığının. Kendinizi ona teslim edin. Siz ancak babam kurtarır. Senin de, babanın da. Bu lanet yerden gidelim. Gidiyor. Buradan gidelim. Altınları bulmalıyız.
Bırak artık altınları. Buradan gitmeliyiz. Yürüyün. Arkadaşın akıllıymış. Bana geldi. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun ha? Babama ait. Gir buraya.
gideceksin ya, bu ne? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Nasıl oluyor? İki yol var. Biri dönüp dolaşıp o lanet yere çıkıyor. Biri de buraya. Peki bizim ilk geldiğimiz yol hangisi? Lanet olsun, bilmiyorum, bilmiyorum! Melih, hadi gitmeliyiz, ne olur gidelim buradan. Thank you.
Kurtulmadım. Bebeğim, kurtuluş diye bir şey yok ki. Gel. Seni almaya geldim. Gel. Seni almaya geldim. Efendim seni bekliyor. Efendim seni bekliyor. Hayır. Hayır. Sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? İnat etmenin anlamı yok. Biliyor musun? Ben de senin gibi gerçeği başta görmemiştim. Ama şimdi yalnız kendimi efendime adadım. Gel. Seni seviyorum. Ve benimle gelmeni istiyorum. Yoksa bana inanmıyor musun? Neden anlamıyorsun? Biz yalnız efendimize aitiz. Huzur, kurtuluş, ona teslim olmakta. Gel. Gel. Ha ha ha!
gitmeye hakkın yok. Burası benim evim. İkimiz de biliyoruz bu günahkarlar efendime ait. Kuralları çiğniyorsun. Git! Şey yaşadım. Yaptıklarımızın bir bedeli olduğunu düşünmedik işte. Şimdi günahlarımızın bedelini ödeme zamanı geldi. Buradan kaçamayız. Sen de artık teslim olmalısın. Bundan kaçış yok. Bırak bu anlamsız inadı. O iblis kadın seni almadan bana gel. Gel. Teslim olmayacağım. Ölene kadar mücadele edeceğim. Şimdi defol. Bırak, bırak beni. Bana bakın ucubeler. Asla beni alamayacaksınız. Gelin, sizi bekliyorum. Gücünüz yeterse alın beni. Efendim seni bekliyor. Seni seviyorum. Ve benimle gelmelisin. Anladın mı? Şimdi benimle gel. Kitobi seni bekliyor.
yapma. Güzel şey. Yapamadıysanız hiçbir zaman